Arkadaşlar merhabalar. Şu anki inceleme konumuz sorulan hisse, yerel hissesi. Bazen arkadaşlar şöyle bir durumla karşılaşıyoruz. Bazen takipçilerim hocam siz ne yapıyorsunuz? Yani çoğu insanı korkutuyorsunuz. Böyle mi olur falan gibisinden söylüyor. Arkadaşlar ben gördüğüm neyse sizi onu paylaşıyorum. Yani farklı bir şey paylaşmıyorum. Örneğin bu hissede olduğu gibi. Şimdi aşağıda destekleri falan var. Şimdi bu hisse mesela gelebileceği çok kötü yerler var. Bakın. Gelmiş mi zamanında? Çok sert hareketler, agresif hareketler var mı? Var arkadaşlar. Bakın görülüyor zaten. Hani görülen köy kılavuz istemez. O yüzden dolayı da şu anda hissenin bulunduğu yerde bakın. Kıramadığı direnç noktası. Defalarca test ediyor. Bakın. En son ne zaman test etti? En önce 2014 tarihinde test etmiş. Bir de 2021 tarihinde. Bu aralarda 1, 2 yani şurada yaklaşmış neyse birçok defa test etmiş ve kıramamış. Kıramadığı zaman ne yapıyor? Aşağı getiriyorlar işte. Aşağı yöneliş başlıyor. Bir yıllarca da aşağıda bekletmiş. Bakın arkadaşlar tamam tepki alanlarıyla güzel de kazandırmış. Ara ara ama dibe geldiği için kazandırmış. Altını çiziyorum. Şu anda hisse dipte mi? Değil arkadaşlar. Zirvelere yakın noktalarda. O yüzden dolayı da hani bazı şeylerde korkmanız lazım. Korku iyidir arkadaşlar. Para kaybetmektense yeter ki korkun yani. O korku size daha isabetli analizler yapmanızı sağlayabilir. Daha güvenli yaklaşmanızı sağlayabilir. O kadar da güven duymayın yani. O kadar güven duymayın. Çünkü burada kaybedeceğiniz paranız, huzurunuz başka bir şey değil arkadaşlar. Para bir şekilde kazanılır ama hani bile bile de ladeş olmaz. O yüzden dolayı da bazen gördüğüm şeyleri sizinle paylaşıyorum. Çünkü tehlikeli olduğu için paylaşıyorum. Getiriyorlar mı? Getiriyor arkadaşlar. Bakın yüzlerce örneği var zaten. Hani hiç gelmez dediğin hisseler ta nereden nerelere geliyor. Hiç çıkmaz dediğin hisselerden nerelerden nereye çıkarıyorlar start verdikleri zaman, zamanı geldiği zaman. O yüzden dolayı da ben gördüklerimi paylaşıyorum. Aşağıda kötü destekleri var. En kötü yerdeki bura değil zaten arkadaşlar. Altını çiziyorum. Yukarıda da zaten yapmış. Bir daha zorlarsa yapabileceği maksimum rakamlarda şu an için görülen, o da maksimum arkadaşlar yaparsa zaten %50'ye kadar yaklaşık olarak. O da yaptırırlarsa belki yap buradan dönerse %35'e kadar. Peki aşağıda çok kaybedeceği yeri var arkadaşlar. Bir kere şu kanal dibine kadar getirebilirler. Hemen hemen neredeyse eşit gibi bakın. Yukarısıyla aşağısı hemen hemen eşit gibi. Güçlü destek noktasından sonra aşağısı yok değildi arkadaşlar. Aşağısı da var. O yüzden dolayı da şu an temkinli yaklaşmakta. Hele ki dalgalı endekste kötü piyasada biraz daha temkinli yaklaşmakta fayda var. Haftalık fazla grafiği iyi görünse de bakın arkadaşlar tepki alanlarıyla yükseliş hareketleri destek ve direnç aralığında başka bir şey yok. Bakın desteğine gelmiş ve yükselmeye başlamış. Yaklaşık olarak %8 kazandırmış. Belki kanal limitine kadar kazandırabilir. Ama bu yeni bir hedeften söz etmek anlamına gelmez. Çıkabileceği rakamları verdim arkadaşlar. Kıramadı maalesef. Güçlü destek noktaları burası. Siz gene de temkinli olun arkadaşlar. O kadar da özgüvenli olmayın. Çok kendine güvenip özgüvenli olanlar çok ciddi para kaybeden insanlara şahit oluyoruz. Biz kaybetmemeyi oynayalım. Nasıl olsa kazanırız arkadaşlar. Kaybetmemeyi oynarsanız zaten otomatikman kazanmış oluyorsunuz. Şimdi hisse de aşağıdaki destek noktasını tekrar verelim arkadaşlar. Bakın desteğinden güç alıyor yukarı çıkıyor olay bu başka bir şey yok. 1 3.40 3.40 desteğini kırılması halinde bir sonraki destek noktası 3.17. 3.17'de kırılırsa burayı verdik. 3. Yukarıda şu an yükselişte olduğu için hisse yapabileceği bir kere şu desteklerine kadar, ara desteklerine kadar yapabilir. Yani zaten yapmış geri görmüş arkadaşlar. Ya, tekrardan gösterebilirler. O olur. 3.70. 3.70 kırılırsa bir sonraki destek 3.80 direnç pardon 3.84 3.84'te kırılması halinde ne olur? Bir sonraki güçlü direnç noktası altını çiziyorum arkadaşlar. 4.19 yaptırırlarsa bir de o da yaptırırlarsa arkadaşlar 4.65 var. Evet, bunları da yazalım.
Yaylanın yukarıda ne varmış? 3.70'i var. Kırması halinde 3.84'ü var. Orayı da kırması halinde 4.19 ve 4.65'i var. Bunlar hemen hemen çıkabileceği maksimum limit noktalar, bilginiz olsun arkadaşlar. Buraya çıkacak anlamda söylemiyorum. Hani çıkarırlarsa çıkabileceği yüksek limit noktaları. Aşağıdaki destekleri 3.40, 3.17 ve 3 var. 3.40, 3.17 ve 3'ü. Hissenin kötü yerleri burada değil. Daha kötü yerleri de var. Altını çiziyorum. Evet, bu hisse için söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Temkinli olmakta da çok fayda var. Farklı bir hissede, farklı bir analizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.